Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dış kuvvetler. Dış kuvvetlerden sonra bugün bir de toprakları anlatacağım. Çok fazla geri dönüt oldu toprakları anlatmama dair. Dış kuvvetler konusu başlığı altında ağırlıklı olarak biz aşınım ve birikim şekillerine değineceğiz. Bunlar akarsu, rüzgar, dalga, yeraltı suları. Yani bir diğer ismiyle karstik ve buzul aşınım, birikim şekilleridir. Rüzgar buzul dalga ve yeraltı suları bir diğer ismiyle karstik aşınım ve birikim şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle akarsu aşınım şekillerinden başlıyor. Arkadaşlar akarsu aşınımlarının etkili olduğu yerler akarsu akış hızının fazla olduğu alanlardır. Yani akarsularda debinin yüksek eğimin fazla olduğu alanlarda etkilidir diyebiliriz. Ve ilk akarsu aşınım şeklimiz vadedir. Vade, akarsu yatağı olarak da tanımlanmaktadır. Ve oluşum özelliğine göre 5 farklı vade tipimiz vardır. Bunlardan ilki çentik vade. Önce şeklini çizeyim. Sonra özelliklerine değinirim. Çentik vadilerde akarsular doğrudan derine doğru aşınım yapmaktadır. Ve çentik vadilerde unutmayalım. Dar tabanlı vadi olarak da isimlendirilmektedir. Arkadaşlar akarsular derine aşınım yapmaktadır. Ve çentik vadide akan akarsuyun Akış hızı fazladır. Akış hızı fazla olduğu için bu akarsular taşımacılığa uygun değildir. Ama su sporları olarak rafting, kano sporlarına uygundur diyebiliriz. Akış hızı fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli fazladır diyebiliriz. Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden çentik vadilere çok fazla rastlanır ülkemizde. Özellikle yükseltinin fazla olduğu Karadeniz Doğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer vadimiz Boğaz vadidir. Boğaz vadilerde bilmemiz gereken birkaç önemli özellik vardır. Bunlardan ilki akarsu boğaz vadileri dikine aşınım olarak aşındırır. Ve dağların sıra dağlar şeklinde uzandığı noktalarda karşımıza çıkmaktadır. Tekrarlıyorum dikine aşınım söz konusudur. Ve doğal geçit olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde fazlaca örneği vardır. Çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor arkadaşlar. Hatta bir Türkiye geneli denemesinde bu size soru olarak soruldu. Hem demir yolu hem de karayolu olarak kullanılan doğal geçit aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Gülek boğazı, gey ve geçiti. Boğaz vadiye örnektir. Ama gülek boğazında hem demir hem de karayolu bağlantısı geçitte kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir diğer vadi tipimiz, üçüncüsü kanyon vadidir. Kanyon vadilerde karstik arazilerde gerçekleşmektedir. Akarsuların karstik arazide yaptığı aşınıma bağlı olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Ve dünyanın en büyük kanyonu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'dur. Büyük kanyondan sonra dünyanın en büyük kanyonu Uşak Ulubey kanyonudur. Arkadaşlar yakın çevremizde yer alan Ihlara Vadisi de bir kanyon vadidir. Ya da Valla Kanyonu. Kanyon vadi tipini örnek olarak gösterilmektedir. Dördüncüsü Alüvyal tabanlı. Bir diğer ismiyle geniş tabanlı vadi. Çentik vadi dar, dar tabanlıydı. Yani çentik vadinin tam tersi özelliğine sahiptir aslında alüvyal tabanlı vadiler. Ve alüvyal tabanlı vadilerde akarsular artık aşınımını yana doğru yapmaktadır arkadaşlar ve bu vadi tipinde bulunan bir akarsu menderes çizerek akım göstermektedir. Alüvyal tabanlı vadilerin özelliklerine baktığımızda ne dedik? Artık akarsu yana aşınım yapar. Akarsuyun akış hızı azalmıştır ve bu tarz akarsularda elektrik üretimi söz konusu değildir. Yani hidroelektrik potansiyeli azalmıştır. Ülkemizde yükseltinin az olduğu Ege ve Marmara bölgesinde örneklerine rastlanmaktadır. Arkadaşlar son vade Türkiye'de örneği olduğu için paylaşıyorum. Asimetrik vadidir. Asimetrik vadilerde iki farklı kayaç söz konusudur. Sert, zor aşındığı için daha dik, yumuşak kolay aşındığı için daha yatıktır. Ve simetrik olmayan bu durum karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Tunceli-Munzur Vadisi örnek olarak gösterilmektedir. Akarsularda ilk aşınım şeklimiz vadiydi arkadaşlar. Ve vadi kendi içerisinde ne dedik? Beşe ayrıldı. Akarsularda ikinci aşınım şeklimiz dev kazanıdır. Dev kazanında akarsular çağlayanlar şeklinde akım göstermektedir. Yani şelalelerin olduğu olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Şelalenin düştüğü yeri yani akarsuyun düştüğü yeri kazan biçiminde aşındırmazdır diyebiliriz. Örnek veriyorum. Muradiye Şelalesi. Erfelek Şelalesi. Manavgat Şelalesi ve aklınıza gelen diğer şelaleler. Dev kazanlar örnektir arkadaşlar. Üçüncüsü Peribacası. Geçtiğimiz süreç içerisinde bunlarla ilgili fazlaca gözlem yapma imkanım oldu. Peri bacası hala bir rüzgar aşınım şekliymiş gibi sorularda işaretleniyor. Öyle algılanıyor arkadaşlar. Bu yanlışa düşmeyin. Tekrarlıyorum. Peri bacaları doğrudan bir akarsu aşınım şeklidir. Peri bacalarına dair sorular çeşitlendirebilirler. Örnek veriyorum. Peri bacasının oluşumunda etkili olan iç kuvvet sorabilirler. İç kuvvetleri sorabilirler. Tüf ve bazalttır arkadaşlar. Volkanik patlamalar sonucunda geniş düzlük alan olarak nitelendirdiğimiz ova ve platolara bu tüfler birikir. İlkbahar mevsiminde artan yağışlar sel suları şeklinde akıma geçer ve bu tüfleri aşındırır. Dikkat edelim. Tüfün tamamı aşınmıyor. Çünkü bazalt bu aşınımın tamamında gerçekleşmesini engelliyor arkadaşlar. O zaman peribacalara oluşumunda etkili olan iç kuvveti bize sorarlarsa tüf ve bazalttır bacası oluşumunda doğrudan etkili olan dış kuvvet akarsu, dolaylı etkiye sahip dış kuvvet rüzgardır. Ve ülkemizdeki en güzel örnekleri Kapadokya, yeni oluşum. Vanadokya Kuladokya ve kırmızı renkli Erzurum Narman peri bacaları örnek olarak gösterilir arkadaşlar. Bir diğer aşınım şeklimiz Badlands yani kırgı bayır. Kötü şekil, kötü arazi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar, sizleri kırgı bayırda doğru cevaba götürecek ifade bitki örtüsünün cılız olduğu alanlardır. Bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda ilk ilkbahar mevsiminde artan yağışlar dağ yamaçlarını sel suları şeklinde akımı sırasında aşındırır. Aynı bıçak sırtına benzeyen şekillerde kesik kesik aşındırır. Ve bu Badlands olarak nitelendirdiğimiz Kırgıbayır örneğini karşımıza çıkarmaktadır. Ülkemizde en güzel örnek Ankara Nallıhan'dır. Arkadaşlar Akarsularda bir diğer aşınımımız platodur. Bir şekli yoktur. Platoları anlatırken tanımına da değinmiştim. Akarsular tarafından derince aşındırılmış çevresine göre yüksek, geniş, düzlükler olarak tanımlanır. Türkiye'de fazlaca bulunuyordu. Özellikle 2. jeolojik zamanın tortul alanları 3. ve 4. jeolojik zamanda toptan yükseldiği için ülkemizde arkadaşlar plato varlığı olarak karşımıza çıkıyordu. Ve akarsularda son aşınım şeklimiz peneplendir. Penep'lenin bir diğer ismi yontuk düzdür arkadaşlar. Penep'len son akarsu aşınım şeklidir. Ha sıralama olarak e, algılanmasın söylediğim bu ifade. Artık akarsular aşındırabilecek bir yer şekli bulamaz diyorum arkadaşlar. Yani akarsular denge profilindedir. Denge profilinden kastım deniz seviyesi demektir. Arkadaşlar akarsulardaki aşınım şekillerimiz bunlardır. Bir diğeri akarsuda birikim şekilleri. Akarsular aşınımını akış hızının fazla olduğu durumlarda gerçekleştiriyordu ve birikimini de bu akış hızı azalınca karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Önce maddeler halinde birikimleri yazayım. Sonra tek şekil üzerinde 5 tanesini göstereceğim. 1 Bir. Birikinti konusu. Birikinti yelpazesi. Da eteği ovası. Da içi ovası. Ne demiştim? Yükseltinin fazla olduğu alanlarda akarsular aşındırma yaparken Yükseltinin azaldığı noktalarda akarsular taşıdığı materyalleri biriktirir. Dikkat edelim. Sıralamalı bir şekilde işaretliyorum arkadaşlar. Akarsular taşıdığı materyalleri eğer konu biçiminde biriktiriyorsa bu birikinti konusudur. Ama zamanla birikim genişliyorsa Bu birikinti yelpazesidir. Ve zamanla bu birikinti yelpazelerinin genişlemesiyle de dağ eteği ovaları oluşmaktadır. Yeşille karaladığım bu alan dağ eteği ovasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar ülkemizde Dağ Eteği Ovası'na Hatay Reyhanlı Hatay Erzin Bursa Uludağ Ovası örnek olarak gösterilmektedir. Beşincisi pardon dördüncüsü Dağ içi Ovası'dır. Akarsular taşıdığı materyalleri eğer etrafı dağlarla çevrili alanda kendi yan bölgesine doğru birikim yapıyorsa bu da dağ içi ovasına örnek olarak gösterilir. Yani dördüncüdür arkadaşlar. Dağ içi ovasına örnek ise Malatya ovası. Elazığ Ovası, Iğdır Ovası diyebiliriz. Arkadaşlar akarsularda 5. aşınım şeklimiz deltadır. Ovalarda anlatmıştım. Delta'nın oluşabilmesi için birkaç şarta ihtiyacımız var demiştim. 1. Akarsuların bol alüvyal taşıması gerekiyor. 2. Kıta sahanlığının geniş olması gerekiyor. 3. gelgitin olmaması ya da gelgitin etkisinin az olması gerekiyor. Denizin sığ olması gerekiyor. Bu şartlar altında akarsular taşıdığı materyalleri denize doğru biriktirirler arkadaşlar. Arkadaşlar, çektiğimizi çizdiğimizde Yeşille karaladığım şu alan denize doğru akarsular tarafından gerçekleşmiş birikim alandır. Yani deltadır. Şurası deniz. Örnekleri hatırlayacaksınızdır. Çukurova, Silifke, Bafra Çarşamba, Dikili Menemen Selçuk, Balat diyebiliriz. 6. Taban seviyesi ovası. Akarsular taşıdığı materyalleri denize doğru biriktiremez. Mesela güçlü bir boğaz akıntısından dolayı biriktiremez arkadaşlar. Ve o taşıdığı materyalleri denize doğru biriktiremediği için kendi art bölgesine doğru biriktirir. Karaladığım alan akarsuların kendi yanına art bölgeye doğru yapmış olduğu biriktirmedir. Yani Ada pazarı ovası bir taban seviyesi ovasıdır. Çünkü yakınında bir İstanbul Boğazı vardır. Güçlü bir boğaz akıntısından dolayı birikim denize doğru gerçekleşememiştir. Akarsularda son birikim şeklimizde ırmak adasıdır. Arkadaşlar ırmak adalarında Akarsuyun akış hızı azaldığında karşımıza çıkmaktadır. Bunu bilelim. Akarsuyun akış hızı azaldığı dönemlerde akarsu taşıdığı materyalleri akarsuyun ortasında, kenarında, yanında, kıyısında, köşesinde küçük adalar şeklinde biriktirirse ırmak adasıdır. Unutmayın, ırmak adaları geçici şekillerdir. Çünkü Akarsuyun debisi azalınca ortaya çıkar dedim. Akarsuyun debisi artınca tekrar kaybolurlar. Arkadaşlar kitaplarda menderesi aşınıma dahil edebilir. Birikime dahil edebilir. Bunu dikkate alın. Benim söylediğimi dikkate alın. Akarsularda hem aşınım Hem birikim şekilleri vardır. Bunlardan ilki Menderes'tir. Menderes çizen bir akarsuyun özelliği büklüm yaparak akmasıdır ve akış hızının azalmasıdır. Ok yönü akarsuyun akış yönüdür. Ve unutmayalım Menderes çizen bir akarsuyun boyu uzamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar kahverengiyle karaladığım şu alana akarsular sularını çarparak aşınım yapacaktır. Akıntının biraz daha sığ olduğu alanlara aşındırdığı bu materyalleri akarsular getirip birikim yapacaktır. Hem aşınım hem birikim olarak nitelendirdiğimiz Menderesler bu şekilde ortaya çıkar. Arkadaşlar, Menderes'te yana genişlemenin sebebi budur. Yani yana doğru aşınım yana doğru birikimden kaynaklıdır. Menderes'in yön değiştirmesinin sebebi budur. Yön değişikliğinden kastı bu yana doğru genişlemedir. Aşınım ve birikim olarak. Ülkemizde küçük ve büyük Menderes üzerinde örneklerine rastlanmaktadır. Akarsularda son aşının ve birikim şeklimiz taraça. Taraçanın bir diğer ismi sekidir. Önce şeklini çizeyim. Sonra anlatırım. Şekil çizerken de değinmem gereken bir kısım. Bugün coğrafya çalışmalı mıyız? dediğim kısım arkadaşlar. Ona değinmek istiyorum. Ankette %15 hayır çıktı. Son bakmadım ama %16 inşallah olmamıştır. Ya da %17. Son baktığımda 15'ti. Anket sonuçlarından kimler hayır demiş? Bir bakayım dedim. Hepsinin ismini ezberledim. Burada söylemeyeceğim. Girdiğim gruplarda o hayır diyenlere sorguya çekerim. Şimdi tükenmez bir kalemle çizdiğim için arkadaşlar şekli değiştiremeyeceğim için son haliyle çizdim. Unutmayın şu vadi tipinin olduğu çentik vadi tipinin olduğu alanda normalde geniş tabanlı vadi, alüvyal tabanlı vadi vardı. Ve alüvyal tabanlı vadilerin bulunduğu bu alanda akarsular yeşille karaladığım bu yan kısımlarına birikim yaparlar. Biraz önce şu ifadeyi önemsemiştim. Bilmiyorum dikkate aldınız mı ama peri bacaların oluşumunda dedim iç kuvvetinde etkisi vardır dedim. Bu soru olarak karşımıza çıkıyor dedim. Arkadaşlar bunu da önemsiyorum. Çünkü Taraçan'ın yani bir diğer ismiyle Sekin'in bulunduğu alanlarda da ya da oluştuğu alanlarda da iç kuvvetin etkisi vardır. O da epirojenezdir. Epirojenez sonucunda kıta yükselir. Kıtayla birlikte akarsu da yükselir. Önce geniş tabanlı vade olan bu akarsu yan tarafa yapmış olduğu birikimi değiştirerek aşınıma dönüştürür ve çentik vade oluşturur. Kahverengi ile karaladığım bu alanda Aşınım tipidir arkadaşlar. Ve taraça seki olarak nitelendirdiğimiz bu basamaklı görüntü ortaya çıkar. Mesela bir soruda karşınıza kıyı taraçalanması diyebilir. Yani aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden bahsedilebilir der. Taraça seki, akarsu, aşınım ve birikim şekliydi ve bu bir iç kuvvet değil. Doğrudan dış kuvvettir diye yanılgıya düşmeyin. Oluşumunda etkin iç kuvvet epirojenezdir arkadaşlar. Arkadaşlar akarsularda hem aşınım hem birikim şekillerini bitirdim. Bir diğer dış kuvvetimiz rüzgar aşınım şekilleridir. İkincisi rüzgar aşınım şekilleri. Arkadaşlar, rüzgarların aşındırıcı etkisinin fazla olduğu alanların özelliklerine baktığımızda öncelikle rüzgarın tanımıyla başlıyorum. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay yönlü hava hareketi olarak tanımlanır. Rüzgarların şekillendirici etkisinin fazla olduğu alanlar, bir, rüzgarın şiddetinin fazla olduğu alanlardır. Bitki örtüsünün cılız olduğu alanlardır. Kurak ya da yarı kurak iklim bölgeleridir. Yani fiziksel ufalanmanın fazla olduğu alanlardır diyebiliriz. İlk rüzgar aşınım şeklimiz mantarkaya. Mantarkaya örneklerine ülkemizde Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde rastlanmaktadır. Arkadaşlar unutmayalım. Bir rüzgar Aşınım yaparken doğrudan bir kaya parçasına çarparak aşınımını gerçekleştirmez. Önünde kum tanesi taşır. Ve taşıdığı bu kum tanelerini kaya parçasına çarptırarak aşındırır. Aşınıma karşı dirençsiz olan kısım aşınırken biraz daha direnci yüksek olan kısım şekliniz kısmında kalır. Ülkemizde en güzel örneği Nevşehir'in Gülşehir ilçesindedir. Mantar kaya'nın bir diğer ismi Şeytan Masası'dır unutmayalım. İkincisi Şahit Kaya. Şahit kayalarda sizi doğru cevaba götürecek ifade Yer şekillerinin sade olduğu alanlarda rüzgarların kayayı dik ve basamaklı bir şekilde aşındırmasıdır diyecek. Söyledi tekrarlıyorum. Yer şekillerinin sade olduğu alanlarda rüzgarların kayayı dik ve basamaklı bir şekilde aşındırmazdır. İç Anadolu ve çevresinde örneklerine rastlanmaktadır. Üçüncüsü Tafoni. Tafoniler kayalar üzerinde oluşmuş ya da bir taş parçası üzerinde oluşmuş kuş yuvasına benzeyen aşınımlardır. Dördüncüsü. Yardank. Arkadaşlar yardanklar rüzgarların aşındırdığı kayanın ters U biçimli görünümüdür. Ben doğrudan sizi doğru cevaba götürecek ifadeleri paylaşıyorum. Mesela kuş yuvasına benzeyen şekil ya da ıı, ters U biçimli rüzgarların aşındırdığı kayanın ters U biçimli görünümü diyebiliriz. Evet, rüzgar aşınım şekillerimiz bundan ibarettir. Bir diğeri bir diğer dış kuvvetimiz. Pardon, aşınımdan sonra rüzgar birikim şekilleri arkadaşlar. Burada şekilleri olduğu için biraz uzun sürüyor konu. YouTube'a yükleme konusunda da burada uzun sürecektir arkadaşlar. Ben size bilgilendirmesini yaparım. Rüzgar birikim şekilleri rüzgarın şiddetinin azaldığı noktalarda etkili olmaktadır. Arkadaşlar rüzgarlar aşındırdığı materyalleri biriktirmektedir. Ve ilk rüzgar aşınım şeklimiz ki biraz sonra anlatacağım topraklarda da bu karşınıza çıkacak. Löslerdir. Lös rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. İkincisi kum tepeleri. Arkadaşlar rüzgarların taşıdığı kumulların tepeler şeklinde birikmesidir. Üçüncüsü Barkan Barkanlar bu kum tepelerinin hilal biçimli birikimidir. Birden fazla birikim yapısı vardır ama bizim işimize yarayacak olan kısmı ben aktardım size arkadaşlar. Arkadaşlar sizi doğru cevaba götürecek ifade hilal ifadesidir. Rüzgarların taşıdığı kumulların hilal biçimli birikimidir diyebiliriz. Özellikle kum tepeleri ve barkanlar çöllerde karşımıza çıkmaktadır. Evet, ikinci dış kuvvetimiz rüzgarları bitirdim. Üçüncü dış kuvvetimiz yeraltı suları aşınım şekilleri bir diğer ismiyle karstik aşınım şekilleri de diyebilirsiniz. Arkadaşlar yeraltı suları aşınım şekillerinin etkili olduğu alanlar da kayaç yapısı kalker jips ve kaya tuzudur. Açılımı kireç taşı pardon alçı taşı sırayla söylüyorum. Alçı taşı kireç taşı ve kaya tuzudur. Arkadaşlar yani karstik arazidir. Ülkemizde en fazla nerededir? Kalker, jips ve kaya tuzunun en çok bir arada bulunduğu yer Akdeniz bölgesidir. Ama size jipsi sorarsa en fazla Sivas. Kaya tuzunu sorarsa en fazla Çankırı'dır. Mesela başka bir örnek vereyim. Ben en fazla olarak nitelendirdim. Kaya tuzuna Nevşehir, Tuzköy ya da Kaya tuzuna Ağrı, Kars, Erzurum, Ardahan yöresinde söyleyebilirsiniz. Ama en çok bulunduğu alanlar olarak paylaştım ben sizinle. Ve ilk karstik aşınım şeklimiz Lapyalar. Arkadaşlar Lapyalarla ilgili çözdüğüm bir soru. Ki güzel bir soru kalıbı olduğu için sizinle paylaşıyorum. Eğimli yamaçlarda olur diyor. Bu güzel bir ifadedir arkadaşlar. Ama unutmayın lapyalar en küçük karstik aşınım şeklidir. O kadar çok küçüktür ki boyları birkaç santimetre ile metre arasında değişiklik göstermektedir. Ve ülkemizde en güzel örneklerine Bolkar dağlarında rastlanır. Girdiğim birkaç grupta bu ifadem yanlış anlaşılmış. O yüzden uyarıyorum. Ee, o gruplara da, da, ben uyarımı yapmıştım aslında. Ama burada tekrar dikkat etmeniz adına uyarıyorum. Bolkar dağları bir lap örneği demiyorum arkadaşlar. Lapyalara Bolkar dağlarında rastlanır diyorum. Arkadaşlar eğimli yapılar dediği için bakın bir dağ ifadesi de karşınıza çıkıyor. İkincisi Dolin. Dolinler lapyaların genişlemesiyle oluşur. Ülkemizde dolinlere Taşeli platosu, Obruk platosunda rastlanmaktadır. Tekrarlıyorum, Taşeli ve Obruk platoları Birer dolin değil, dolinlerin rastlandığı yerlerdir. Üçüncüsü, uvala. Arkadaşlar, uvalalar dolinlerin genişlemesiyle oluşur. Dördüncüsü, polyeler. Polyeler dün karşımıza çıktı. Ovaları anlatırken karşımıza çıktı. Polyeler en büyük karstik aşınım şeklidir. Arkadaşlar genişlemeyi görebilmeniz, görebilmeniz için bunu söylüyorum. 50 kilometre karelik alanı kaplayabilir. Yani birkaç santimetre dedim ben. Santimetre ve metre dedim Lapya'ya. Burada 50 kilometre karelik alan diyorum arkadaşlar. Yani polyeler karstik ovalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en büyük olanı elmalıdır. Sadece bunu örnek yazıyorum. Çünkü dün ovaları anlatırken hepsini söylemiştim. Yazmıştım da. Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla, Tavas, Çivril diyebiliriz. Beşincisi. Mağara. Arkadaşlar mağaralar karstik arazilerde oluşmuş yeraltı boşluklarıdır. Örnekleri Antalya, Dim, Karayin, Damlataş, Beldibi, Burdur, İnsuyu, Mersin, Narlıkuyu, Astım Mağaraları, Gümüşhane, Karaca, tokat, ballıca mağaralarıdır. Altıncısı obruk. Obruklar mağara tavanlarının çökmesiyle oluşmuş dik kuyulardır diyebiliriz. Tekrarlıyorum. Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşmuş dik kuyulardır. Yani şu alan. Arkadaşlar Gölleri anlatırken paylaştım bunu sizinle. Girdiğim gruplarda paylaştım. Eğer bu obrukların içi zamanla suyla dolarsa karstik göl olur dedim. Unutmayalım. Obruklara en güzel örneğimiz Mersin Cennet Cehennem obru. Konya Kızören Obru, Timraş Obru diyebiliriz. Hatta göllerde Kızören ve Timraş'ı da söyledim size. Yani bir obruğun içinin suyla dolup bir karstik göl özelliği gösterdiğini görün diye söyledim arkadaşlar. Yedincisi ve sonuncusu düdendir. Düden karstik arazilerde yeryüzünden akım gösteren bir akarsuyu kaybolduğu yerdir. Aslında kaybolmaktan kastım şu. Bu akarsuyun akışını yer altına doğru geçirdiği yerdir. Yani kırmızıyla yuvarlak içine aldığım alan düdendir. Şimdi yer altına doğru bir akış söz konusuysa su yutan su batan denir arkadaşlar. Ama bunlar yüzüne tekrar çıkıyorsa çıktığı yere de su çıkan denir. Arkadaşlar karstik aşınım şekillerimiz bundan ibarettir. Bir diğeri karstik birikim şekillerimiz. Bunlar sarkıt, dikit, sütun ve travertendir. Karstik mağaralarda karşımıza çıkar arkadaşlar. Sarkıt, dikit, sütunlar. Ve burada çökelme söz konusudur. Çökelmeden kastım kireçli suyun içindeki suyu pardon içindeki kireci katılaştırmasıdır. Tekrarlıyorum. Kireçli suyun içindeki kireci katılaştırmasıdır. Eğer mağara tavanlarından tabanına doğru bir katılaşım yani çökelme söz konusuysa sarkıttır. Ama tabandan tavana doğruysa dikittir. Bu sarkıt ve dikitlerin zamanla bileşimiyle sütunlar oluşur. Traverten ise karstik arazilerde yer altından yeryüzüne çıkan kireçli suların farklı zamanlarda çökelmesiyle yani katılaşmasıyla oluşmuştur. Arkadaşlar Pamukkale travertenleri en güzel örnekleridir. Ve karstik aşınım ve birikim şekillerine bitirdim. Bir diğer dış kuvvetimiz buzul aşınım şekilleri. Buzulun tanımıyla başlıyorum. Buzullar Toktağan kar. Ya da kalıcı kar olarak tanımlanır. Yani bir yıl içerisinde erimeyen kar örtüsüdür arkadaşlar. Ve buzullarla ilgili iki terim anlam vardır. Bir, takke buzulu. Takke buzulu yüksek dağ zirvelerinde bulunan buzullardır arkadaşlar. Türkiye'de buzulların şekillendirici etkisine rastlanır derse takke buzuluna rastlanır. Bunun sebebi özel konum özelliğidir. Türkiye'de buzulların şekillendirici etkisine rastlanmaz derse bu örtü buzuludur. Örtü buzulu kutuplarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Yani Türkiye'nin matematik konum özelliğidir. Arkadaşlar Türkiye'de güncel buzullar 3000 metrede sonra karşımıza çıkmaktadır. Ve unutmayalım önemli bir nottur bu. Buzulların şekillendirici etkisi yavaştır. Yılın bir döneminde ısınan havanın etkisiyle erimese de oyun hamuru kıvamına gelir arkadaşlar buzullar ve eğim doğrultusunda akımını gerçekleştirirken ya aşındırır ya da biriktirir. Arkadaşlar ilk buzul aşınım şeklimiz sirk yani buzul çukurlarıdır. Yer kabuğu üzerinde yer kabuğunu çukur biçiminde bu. Eğer bu sirklerin içi zamanla sularla dolu.